EkoTürk'ten merhabalar değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Özel bir röportajla karşınızdayım. Şu anda Çanakkale'deyiz ve önemli bir iklim farkındalık çalışmasının deniz tarafında da yoğunlaştırılmış bir çalışma var. Genel hatlarıyla bir iklim farkındalığının içindeyiz diyebiliriz. Özellikle deniz tarafında biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik, sürdürülebilirlik tarafındaki çalışmaların artırılmasına yönelik bir organizasyonun içindeyiz aslında. EU Beach Cleanup hashtag ile ve başlığıyla çalışmalar yürütülüyor. Yanımda da AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nicole Landrut var. Kendisiyle hem uluslararası boyuttaki yenilikleri, haberleri değerlendireceğiz hem de özelden başlayarak bugün buradaki toplanma amacımızı ele alacağız diyelim. Mr. Ambassador, hello. Thank you for your Sayın Büyükelçi, hoş geldiniz. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Evet, daha önceden bir basın toplantımız olmuştu ve orada çok fazla enerji konusu ele alındı. Yeşil dönüşüme yer verildi ve Avrupa Birliği bazlı bir yeşil dönüşümden ve tabii yeşil anlaşmalardan da bahsedildi. Orada çok farklı diplomatik masada da pek çok konu var. Onları sormak istiyorum size birazdan. Ama öncelikle biraz daha spesifik konularla başlayacağım. Özellikle çevre artık başlı başına farklı bir konu değil. Direkt olarak bütün sorunların içinde alıyor dediniz. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ve bir yandan Türkiye hidrokarbonla alakalı olarak Libya ile yeni zamanda bir anlaşma yaptı. Ve işte yeşil dönüşümü biz Türkiye'de de bahsediyoruz. Acaba bütün bu alternatif kaynaklardan nasıl bahsedebilirsiniz? Evet, bunların hepsi bizim hedeflerimiz ve pek çok ülke bunu Avrupa Birliği ve dünya çapında çok fazla paylaşılıyor ve karbon nötr olmamıza gerekiyor 2050-2053 gibi. Yani şu anda biz 2022 yılındayız ve gerçekten belki de önümüzde uzun yıllar varmış gibi dursa da o kadar fazla yıl yok aslında. Şu anda doğru adımların atılması, doğru kararların alınması gerekiyor ki biz burada amaçlarımıza ulaşabilelim. Ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Fosil enerji ürünleri direkt olarak bu geçici süreçte hala önemli birer kaynak olmaya devam edecek. Bunlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bir taraftan LNG gibi diğer hidrokarbon kaynakları da tabii ki önemli olmaya devam ediyor. Ve işte Avrupa Birliği özelinde tabii ki burada özellikle Rusya'nın petrol yani fosil kaynaklara olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Peki şimdi Avrupa'yı biz 3 ay önceyle kıyasladığımız zaman nasıl bir süreç var? Yani gerçekten de enerji konusunda söz konusu olduğu zaman orada kendi bağımsızlığını kurmaya çalışıyor. Acaba bütün bu süreci, bu yolculuğu nasıl değerlendirirsiniz? Yani işte şu anda acil durum paketleri var. Bir taraftan Avrupa için çok zorlu bir kış geçebilir, ne dersiniz? Evet, direkt olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Komisyonu ile Mayıs ayında toplantılar yapıldı ve gerçekten de çok çok önemli kararlar alındı. Fosil yakıtlara olan, Rusya'dan gelen fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması konusunda. Özellikle bir taraftan da tabii ki aynı zamanda biraz daha yeni enerji kaynaklarının verimliliğini artırabilmek için farklı alanlarda farklı yatırımlar yapılması, burada ithalatın azaltılması, ortaklıklar bulunması ve yeni farklı kaynaklar elde edilmesi gibi konular vardı. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte sanıyorum ki Avrupa'ya LNG ile alakalı olarak bu yeni gelişme aslında en fazla LNG sağlayan ülke. Bir taraftan Cezayir var, diğer ülkeler de var. Ama biz bu süreci şöyle görüyoruz. Yani depolama kapasiteleri doğalgaz için Avrupa tarafında şu anda aslında ortalamanın üzerinde doluluk sahip. Yani neredeyse %90 oranında doluluk var. Ve bu noktada da aslında bu olumlu bir süreç. Yani içerisinde bulunduğumuz süreci biraz daha az kritik bir hale getiriyor.
Peki Sayın Büyükelçi, bir taraftan da biz OPEC artı üye ülkelerinin günlük 2 milyon varillik kesintisini takip etti Kasım ayı itibariyle. Böyle bir karar verdi ve sonrasında biraz kaos oldu. ABD buna karşı çıktı. Aynı zamanda Avrupa tarafında da bir koordineli bir şekilde cevap geldi. Ve ABD ve Avrupa'nın bu konuda beraber adım attığını gördük ve Biden da biz kendi rezervlerimizden, stratejik rezervlerimizi kullanacağız dediğini gördük. Acaba siz direkt olarak ABD'nin bu konuyla alakalı kararlarını nasıl buluyorsunuz? Yani ben aslında ABD politikasına çok fazla yorum yapamam. Biz birlikte çalışıyoruz. ABD ile çok yakın ilişkiler içerisindeyiz bu süreç içerisinde. Ve aynı zamanda Ukrayna'nın nasıl Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın nasıl destekleneceği, Rusya'ya yaptırımlarla beraber nasıl daha fazla baskı uygulanacağı ve tabii ki enerji konularıyla alakalı ortak çalışmalarımız var. Ve burada çok fazla farklı ortaklık görüyorum. Ama şu anda ABD özelinde bir şey söyleyemem. Bir taraftan da Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da gün geçtikçe daha kötü bir hale geliyor. Ve aslında son birkaç haftada biz direkt olarak Rusya'nın enerji noktalarını hedef aldığını görüyoruz Ukrayna'daki. Ve oradaki aslında direkt olarak bir çok büyük oranda bir tahribat var. Ve bu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bunu direkt olarak bir ihlal olarak niteledi. Bu konuyla alakalı olarak ne söylemek istersiniz? Evet, aslında son iki haftadır sanıyorum ki, neredeyse iki haftalık bir sürede çok ciddi anlamda hava saldırıları gerçekleşiyor. Rusya tarafından sivillere doğru yapılan ve aslında bizim bu konuda tabii ki hiçbir şekilde bunu kabul edemeyiz, etmiyoruz. Ve bu tabii ki savaş suçu olarak da nitelendirilebiliyor ve işte direkt olarak sivillerin hedef alınması ve o konuda tabii ki çalışmalar yapılıyor ama görünen o ki oradaki direkt olarak Rusya'nın yapmış olduğu bu saldırıların boyutu gerçekten de normal bir sürecin altında gerçekleşemeyecek kadar büyük bir şiddete sahip ve işte uluslararası normların dışında gerçekten felaket ve asla kabul edilemeyecek bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Hedeflemeler özellikle de sivillerin hedef alınması ve sivillerin bulunduğu altyapıları. Ve son olarak şunu da sormak istiyorum. Önemli bir toplantı oldu. Türkiye'de buna davet edilmişti. Avrupa'daki siyasi bir birlik toplantısı ve işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkanı da gerçekleşti. Türkiye'de buraya gitti aslında ve Avrupa Birliği'nden farklı bir organizasyondu. Burada aslında şunu merak ediyorduk. Acaba nasıl bir farklılık görebiliriz? Acaba direkt olarak Avrupa ile Avrupa nezdinde gerçekleşmiş olsaydı ne olabilirdi? Türkiye'nin oraya davet edilmesi nasıl bir çerçeveyi beraberinde getiriyor? Acaba nasıl bir fark olurdu? Acaba Avrupa Birliği nezdinde gerçekleşmiş olsaydı? Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi var ve işte örneğin Türkiye aday ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği üyeliğine devam eden ve işte bazı ülkelerde ise direkt olarak adaylık görüşmeleri devam ediyor ve tabii ki bazı ülkelerinki daha kolayken diğerlerinki daha zor oluyor. Ve işte Prag'da gerçekleşen oradaki toplantıda 44 ülke vardı. Avrupa Birliği aslında kendi üye ülkelerinden çok daha fazla büyük bir organizasyon diyebiliriz. Aynı şekilde Avrupalı liderler için de bu şekilde. Çünkü içerisinde bulunduğumuz koşullara bakınca örneğin işte Rusya'nın Ukrayna'ya olan savaşına baktığımız zaman burada daha fazla
ülkenin bir araya gelip karar alması gerekiyor. Enerji konusu bizim de değindiğimiz üzere. Bu konuda tabii ki ortak bir akıl gerekiyor. Bütün bunların hepsi birbirine bağlı. Aslında yeşil dönüşüm, ekonomik gelişmeler, bunların hepsi birbirine bağlı. Ama bence çok önemli bir platformdu bütün bu aktörleri bir araya getirebilmek. Çünkü onların hiçbiri, buradaki Avrupa Birliği ile olan ikili ilişkiler gerçekten çok önemli. Mr. Ambassador, thank you so much. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet değerli izleyenler, özel röportajımızın sonuna geldik. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nicholas Lindroth bizlerle birlikteydi. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.